Arkadaşlar hepimiz mutfaklarımızda limon kullanırız. Limonun suyunu sıkarız. Suyunu yemeklerde, çorbalarda ve diğer tatlılar içerisinde kullanırız. Ama kabuğunu ne yaparız? Kabuğunu çöpe atarız. En büyük mutfak israfı limon kabuğudur. Limon kabuğunun saymakla bitmeyen faydaları vardır. Önce limon kabuğunu nasıl değerlendirebileceğimizi, tüketebileceğimizi anlatacağız, göstereceğiz. Bakın biz bunları çöpe atmıyoruz kesinlikle. Hemen suyunu sıktıktan sonra nasıl değerlendirdiğimizi gösterelim. Şu içerisinde herhangi bir limon çekirdeği varsa çekirdeği buraya çıkartıyoruz. Çekirdeksiz bir şekilde kabuklarını doldurduk. Bu limonların kabuklarını çok iyi yıkamıştık zaten. Hafiften kötü olmuş yerleri de bıçakla kestik. Suyunu çıkarttıktan sonra gelin şimdi ne yaptığımızı gösterelim. Mutfak robotunun içerisine birkaç parça halinde limon kabuklarını doğruyoruz. Hemen takalım. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde mutfak robotundan geçirdik. Bakın şu hale geldi. Suyunu da sıktığımız için herhangi bir su yok. Sadece limonun küçültülmüş kabuk parçaları. Bunu ne yapıyoruz? Hemen buzdolabı poşetine dolduralım. Şöyle yayvan bir hale getiriyoruz. Ve bunu dörde bölebiliriz şöyle elimizle. Kullanırken parça parça almak için bakın bu hale getirdik. Bunu bu şekilde götürüp buzluğa koyuyoruz ve donmasını sağlıyoruz. Daha sonra kullanacağımız zaman böyle parça parça kesip alabiliriz. Bu rendelenmiş limon kabuklarını nerelerde kullanabiliriz? Bitki çaylarında kullanabiliriz. Hasta olduğunuz zaman nane ile birlikte limon kabuğunu kaynatıp güzelce soğuk algınlığı için bir çay haline getirebilirsiniz. Yine eğer ki limonlu çay içmeyi severseniz bunlardan parça parça çayların içerisine koyabilirsiniz. Limonlu çay içersiniz. Bunların haricinde kurabiyelerde, keklerde ve salatalarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Özellikle salatanın içerisine bir parça limon kabuğu koyduğunuz zaman hem salataya güzel bir tat, lezzet, aroma verir hem de muhteşem faydasından istifade edersiniz. Arkadaşlar dedi ki en büyük israf limon kabuğudur. Neden? Çünkü limonun içerisindeki suyun sağlamış olduğu faydadan 5 veya 6 kat daha fazlası limonun kabuğunda vardır. Biz bu faydalı kabuğu götürüp çöpe atarak en büyük hatayı yapmış oluruz. Yine bakınız başka bir kullanım önerisi. Eğer ki soba kullanıyorsanız bu şekilde diğer narenciye kabuklarıyla birlikte limon kabuğunu da sobanın üzerine koyup güzel bir oda parfümü haline getirebilirsiniz. Şimdi faydalarından bahsedelim. En önemli özelliği bağışıklık ve sindirim sistemini güçlendirmesidir. İçeriğinde C vitamini doludur. C vitamini boğaz ağrısı, grip, soğuk algınlığı ve benzeri rahatsızlıklara en önemli silah konumundadır. Yine kolesterol seviyemizi düşürür. İçeriğinde bulunan potasyum nedeniyle kötü kolesterol, LDL adı verilen kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. En önemli özelliklerinden birisi de kanserle savaşır, kanser hücrelerinin çoğalmasını engeller ve dolayısıyla kanserle savaşmış olur. Yine bir diğer önemli faydası da kemik sağlığıdır. Kemik sağlığının korunmasında limon kabuğunun çok büyük faydası vardır. Kemik sağlığını korur dedik. Arkasından ağız sağlığında önemli etkileri vardır. Diş ve diş eti rahatsızlıklarında en önemli koruyucu maddelerden birisi limon. Diş ve diş eti kanamalarını engeller ve ağız sorunlarına çözüm bulur. Bir diğer önemli faydası da vücutta bulunan serbest radikalleri nötralize eder. Yani vücudumuza değişik yollarla solunum yolu, ağız yolu ve başka yollarla alınmış olan bakterileri ve mikropları, kanser hücreleri dahil olmak üzere birçok hastalık kaynağı, patojen bakterileri içeriğinde bulunan yoğun C vitamini sayesinde nötralize eder ve dolayısıyla vücudumuza zarar vermesini engellemiş olur.
Yine bir diğer önemli özelliği de cildimize iyi gelir. Cilt kanserine karşı savaşır. Vücudumuzda bulunan kanser yapıcı yabancı maddeleri vücuttan uzaklaştırır. Dolayısıyla cilt sağlığını korur. Peki bunlar birkaç faydası. Limon kabuğunun hiç mi zararı yok? Limon kabuğu eğer ki çok fazlaca tüketilirse midede yanma yapabilir. Yine bu kabuklarda eğer ki zirai ilaç kalıntısı varsa zirai ilaç kalıntıları da vücuda zarar verebilir. İyi yıkanmasını tavsiye ederiz. Cilt kanserini önlemesi, karaciğer ve safra kesesini temizlemesi, mide asidini dengelemesi, balgamı söktürmesi, sinir sistemi üzerinde olumlu etkiler yapması, vücuttaki bakteri ve mikropları öldürmesi, kalbi rahatlatması ve kadınlardaki yumurtalık kanseri riskini azaltması da diğer faydaları olarak dile getirebiliriz. Limonun bol bulunduğu dönemlerde bu şekilde ister ağaçtan toplayın, ister pazarlardan alın, limon suyunu ve limon kabuğunu depolarsınız buzdolabınızda. İstediğiniz zaman çıkartıp afiyetle tüketirsiniz. Evet, saymakla bitmeyen faydalarından birkaç tanesini size söyledik. Kabuklarındaki şöyle arızalı kısımları kesiyoruz ve suyunu ayrı, kabuğunu ayrı değerlendiriyoruz. Lütfen mutfağımızda altın değerindeki bu gıdayı israf etmeyelim. Hem suyunu hem kabuğunu gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Son olarak şunu söyleyip videomuzu kapatalım. Kabuğunun suyundan daha fazla faydası vardır. Lütfen kabukları israf etmeyelim. Evet, bizleri izlediğiniz için, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir renkler ve zevkler videosunda görüşmek üzere. Başka bir sağlıklı yaşam videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.